Arkadaşlar, kız kardeşimi aradım. Sallanmış tabii ki orası ama kendine ulaşamadım. Telefonları çekmiyor. Oğlan kardeşimle ki tövbe yarabbim. Kocasına ulaştım, Serkan kardeşime. Ondan sonra dedi işte yani şey yokmuş yani herhalde fazla ama yine 5 nokta olmuş yani bayağı bir korkutmuş yani. Allah'ım Rabbim bir daha göstermesin inşallah. Rabbim korku vermesin inşallah Rabbim. Aman Allah'ım korusun Cemil cümlesinden beraber hepsini. Şeker attım koy. Biz de şey yapıyoruz arkadaşlar, yemeklerimiz pilavım oldu, yemeğim de oldu. Kapattım ikisinin altını da. Dibek kahvesi yapıyoruz. Bir kahve içelim arada. Ondan sonra da patlıcan biber kızartmasına geçeceğiz. Kahvemizi içelim. Dibek kahvesi yapalım. Şurayı da sileyim ben, bir yemek şeyi olmuş. İçeri girer misiniz oğlum? Biz bak. Hadi. Sen kalk, ben getireceğim. Yürü. Git yürü içeri. Hiç baba işte buna bak. Daha da buraya getir. Yürü. Motora var mı? Getir. Yürü yürü yürü. Hadi içeri. İçeride oturun, güzelce televizyon seyredin. Hadi yavrum. Tamam, içeyim ben de içeyim. Hadi yavrularım. Kahvemizi yapalım arkadaşlar. İçelim beraberce. Hayır, mecazım yok bak. Şeyim yok benim ya. Çakıl taşım yok kahvenin yanına. İşte bugün çıksaydım bunu da alıp geldim ben. Ben kahveyi geçemiyorum. Ben acı yapıyorum kahveyi. Ya geçenki gibi kutular içinde alıyor ya. Onu alacağız. Hmm, onu vereceğiz galiba. Kahvemi yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Et sotemiz, bulgur pilavımız oldu arkadaşlar. Allah'a çok şükür yaptık. Allah eksikliğini göstermesin yine de. Sigara içmiyorum, madde bir de böyle. Sigara içmiyorum, nasıl şimdi? Allah'ım göstermesin Rabbim ya Resulallah'ım. Allah'ım var ya, şu üç ayla yüz hürmetine hep iyilik, koştuk, sağlık, sıhhat bulup versin hepimize arkadaşlar. Ama var ya, havalar soğuk bunlar şeyinde. Böyle sıcak olur deprem oluyor diyorlar. Soğuk olur deprem oluyor. Şey, soğukladı da deprem oluyor demek ki bak. Yani. Çeker mi biraz mı? Bu mu? Bu da şey, mide içmiş. Nasıl mide içmiş? Çocuklara da şimdi ben vermişim. İncir reçeli değil mi işte? 2'şer tane, 2, 4, 6. İncir reçeli. Tamam ya, zeytinyağlı incir reçeli. İyi. Çünkü çocuklara diyorlar. Kahveniz oldu. Dibek kahveniz. Çok seviyorum ben dibek kahvesini.
Şöyle. İpek kahvelerimiz hazır. Şöyle yani yemek şöyle ikindi arası kahveyi çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Bize afiyet olsun şimdilik. Birazdan görüşürüz kızartma yaparken. Hep muhabbet sohbet de ederiz. Hadi. Arkadaşlar bulgur pilavının tereyağını koydum. Yemeğimi de kenara koydum. Kaynıyor. Her malzemesi kondu. Şimdi ay pardon ya. Arkadaşlar şehriyeyi unuttum kavurma. Şimdi başka şeyde kavurup içine koyuvereceğim böyle. Bu da fark etmez. Tereyağımı da kavurdum. Çünkü tereyağımı koydum. Bu sefer böyle oldu. Unuttum ya şehriyeli bulgur pilavı yapacaktım. Olsun burada kavuruyorum şimdi onu. Onu döküvereceğim içine. Çünkü sıvı yağ da koyacaktım ya. Sıvı yağda da bunu kavurmuş olacağım. Yanlış anlaşılmasın. Tel şehriyeli değil, arpaçık şehriyeli. Evet, arpaçık. Bir de şey yapacağım, azıcık biber basacağım. Şunu bunu kızartayım. Yoğurtlu yapacağım yanına, tamam başka bir şey yapmayacağım. Yemeğimiz bol çocuk, yani. Çocuk. Yoğurtlu biber patlıcan kolu yapacağım yani. Evet, canım. Çocuk dedi ya. Çocuk mu canım istedi? Şey geldi, satıcım var bir tane. Allah razı olsun ondan alıyoruz böyle. Az çok veriyoruz. Yani taksitler. Eve geliyor yani Allah razı olsun mal getiriyor hemen gelip geliyor. Şimdi yine geldi. Ondan sonra 50 lira 100 lira ne elimizde varsa taksit veriyorum öyle. Çocuklar öyle giyin duyuyor. İşte dışarıdan da alıyor tabii ki de. Ondan da alıyor. Öyle yani arkadaşlar ondan görüştük şimdi. Hava diyor bir soğuk bir soğuk diyor. Vallahi kıvırcım gibi soğuk var dışarıda diyor. İnsanı diyor vallahi buz tutturuyor diyor. Yazıp dolanıyor o da ne yapsın hikmet parası. Satıyor ediyor. Çok da güzel mallar İstanbul'dan getiriyor. Malını İzmir'den İstanbul'dan getiriyor. Çok da güzel yani. Genelde İstanbul'da. Öyle yani. Kavrulmaya başladı. Şey diyemiz. Bizim evin halleri işte böyle yani. Arkadaşlar. Geç kalktın mı böyle oluyor. Ya. Yapacak bir şey yok. Gelin ne kadar toplarsa toplasın İlhami de ağlıyor. Bu sefer yetişti. Pervin abla da evet. Pervin abla da canlı yaptı. Ona girdik birazcık. 5-10 dakika ona girdim işte. Çok güzel oldu. Şükür de Allah'ım nasıl güzel bizi güldürdü. Rabbim de şükürüyü güldürdü. Pervin ablam da öyle. Çok canlı yani. Akşam canlımız da çok güzel oldu. Çok şükür. Bir mukat çıkmadan canlımızı yaptık yani. Olmaz ya. Bundan sonra olmaz zaten. Bundan sonra olmaz Allah'a çok şükür. Bundan sonra olmaz Allah'ın izniyle. Herkes ekmeğinin peşinde, herkes şeyinin peşinde. Hiç kimse kimseden uğraşma hali yok. Yani bir şeyleri var işte benim diyorlar bana kızını sürüyor o yani ortaya işte ondan kal. Ya ben emeğimle çalışıyor mu çalışıyorum burada kazanıyor mu kazıyorum. Rabbim bana yolum açıksa bu YouTube'da yürüme şeyim varsa benim oradan bir ekmek yiyecekse çoluğum çocuğum ben o olur zaten. Kimse kimseye hani laf kurdurmasına gerek yok. Herkes kendi yoluna şeyine baksın herkes kendine baksın. Ben kimsenin uğraşmıyorum kimse de benimle uğraşmıyor. Bu kadar diyorum. Herkes kendini şeyine baksın yani. Herkes gözündeki çöpü görmez. Bilmem neyindeki bilmem neyi arar millet. Önce sen gözündeki çöpe bakacak. Kendini temiz yap. Ve kendini dobra yap diyor millet. Vallahi billah. Millete çok şaşıyorum ben ya. Vallahi şaşıyorum. Bulgurumu da koydum. Sadece yeter. Evine de şeye bakmış telefona da Debra mı olmuş diyor. Kaç nokta olmuş?
Antalya'da 5.4 büyüklüğünde tezen, son dakika tezenler Alfa Akdeniz'de tezen meydana geldi. Ay, Allah'ım korusun. Çevrelerinde hissedildi. Kandilce Resat Tanesi ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı diyor. 5.7 de Antalya'da olmuş. Arkadaşlar 5 dakika kapatıyorum. Kardeşim var Antalya Manavgat'ta. Hemen onu arıyorum. Çok üzüldüm çünkü. Hemen arıyorum. Bekleyin. Ezan oldu arkadaşlar. Şimdi ezan oluyor. Ben yiyorum, namaz yapıyorum. Ben yiyorum, sana da yapamıyorum. Adam diye daha ağırlığa koyuyorum. Aziz Allah Muhammed. Allah'ım Rabbim ezansız, Kur'ansız, bayraksız bırakmasın hiçbirimizi arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Evime ve kanalıma hoş geldiniz. Bereketli mutfağıma hoş geldiniz. Ne yapıyor Hatice Sultan şimdi? Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız Allah'a çok şükür ben de çok çok iyiyim. Birazcık geç kalktım bugün. Çok geç yatmışım. Şunu da aç Hatice. Ondan sonra yemeğe giriştim hemen. Bulgurumu da ısıtacağım. Şimdi şunu şey yapayım, ona ısıtacağım bulgurumu. Şurada. Biraz çok kalabalık oldu. Niye öyle oldu? Vallahi bilmiyorum. Hemen şu doktora bir sürü koy geldim de bana. Şöyle öncesinden. Al. Al.
Ne koydum arkadaşlar? Arpacık soğanımı koydum. Bayağı bir 30 tane filan soyduk yani ama göremiyorsunuz. Şöyle. Ondan sonra et sote yapıyorum böyle. Patatesli et sote. Ondan sonra havuç, biber, arpacık soğanları önce bir sote ediyorum. Şimdi etimi koyacağım. Onu da mühürleyeceğim. Burada bunları bir mühürlüyorum önce. Sote ediyorum yani. Anlayacağınız. Şöyle. Patateslerimi de doğrayacağım şimdi. Aslında küçük küçük patates daha oluyor ya, öyle olmuş olsa daha güzel. Anne ne oluyor? Anne bak. Alo. Radyo. Geç alacağım bu yana. Geç, üşürsün. Hayır, bu yana geç. Geç ama. Valla hepimize Rabbim alma gücü versin. Şu kadarcık et arkadaşlar. Yani yanına bak, ne kadar patatesin şeyini fazla fazla koyuyorum. Kalabalığız çünkü. Ne yapacağım? Fazla patatesini fazla koyuvereceğiz galiba. Yapacak bir şey yok. Değil mi Berkcan? Berkcan da dinliyor beni. Etlerimi de koyuyorum. Allah'ım Rabbim hepimize alma gücü versin. Hayırlı mübarek günlerin hürmetine. Hiç kimseyi darda bırakmasın Rabbim. Eti de koydum ama bu buna dar gelecek sanki, bilmiyorum da bakalım. Bakacağız buna. Şimdi bir de yanına ne yapacak Hatice? Bulgur pilavı yapacağım arkadaşlar. Mis gibi bulgur pilavı yapayım yanına. Ondan sonra şimdi şuna da bulgurumu isteyeceğim. Allah insanın elini yakıyor, yemin olsun. Aldın ettin. Elini yakıyor, elini. Öyle bulgurum babamdan. İlla ki ben bulgurumu yıkarım arkadaşlar. Tereyağlı bulgur pilavı yapacağım şimdi. Şöyle birazcık suda ben bekletiyorum. Ilık suda, ılık yani su. Birazcık bekleteceğim yani. Bunun da ağzını bir kapatayım şimdi azıcık. Bir şöyle et mühürlensin değil mi arkadaşlar? Bu saçımın bir tane biraz daha büyüğünü de alacağım inşallah. Çok hoşuma gitti bu saç. Birazcık büyüğünü de alacağım. Domates ne yapacağım? Nereye gitti bu? Şöyle görüyorum. Berkcan ne olacak bu işler böyle halacım? Hay Allah, bu neymiş? Gelmiş. Pamuk ne yapıyorsun sen içeride? Gel.
Pamuk. Gel. Pamuk, dünden kalan ciğer var. Pamuk bugün ciğer yiyecek. Pamuk. Elleme. Sakın elleme, gelir o. Gel Pamuk, gel. Kapıyı şuraya kadar geliyor Pamuk. Sabahleyin de geldi, kovaladım onu içeri. Valla et az da olsa nasıl güzel koktu arkadaşlar. Valla mis gibi kuzu eti ya. Süperdi. Et için geldi, et için. Et için mi geldi? Eşk oldum, şuradan geliyor da et için. Aha, Pamuk nerede ki? Aha, geldi Pamuk burada. Ya görür müyüm? Aa, Pamuk. Pamuk. Ne yaptın Pamuk? Gel. Gel. Ay, ne yaptın? Nerededin sen? Gitme. Hayır. Hayır. Dön geri. Burada dur. Burada. Ha, orada. Hayır. Pamuk gel. Pamuk. Pamuk çok tatlı bizi. Sevecektim. He? Sevecektim. Pamuk mu? He. Pamuk. Sevme. Pamuğu sevdin mi? Pamuğu et verecek. Onu istiyor Pamuk. Ha, görmüyor. Şunda da bulgur pilavını ekledim. Başka bir şey yapacak mısın? Ama bir de bir çorbacı yapsam iyi olacak da. Çorba! Bakalım ne yapacağız? Ay, yanına şey yapalım. Kızartma yapalım. Biberli yoğurt. Sarımsaklı. Belki mek sofrası olabilir. Ne? Belki mek sofrası. Ben de tutturmasın. Aslında şeyli yapacaktım bulgur pilavını. Yeşil mercimekli. Belki yemezler yani. Her geçen yemek. Yeşil mercimek olmaz mı benim? Olmaz mı? Yemekler her şey oluyor da. Ben bir yapayım da yiyorsunuz. Hayır Pamuk, çık dışarı. Kovaladım hemen. İkindi namazını böyle içirmeyeyim valla şey. Sen buna bakabilirsen ben ya. Ben kıldım bile. Kıldın mı? Namazını kıldın mı? Bunlar namaz kılıyor arkadaşlar, bebeler çok maşallahı var. Bunlar. Ben de... Çok istiyor namazı ama bakalım bu yazmam gerçekten. Maşallah bunlara maşallah. Pamuk. Pamuk beni deli etme bak. Kavaladım ben aslında. Anne elini kaçırsın. Pamuk çok ayıp. Pamuk. Deli mi yavrum? Pamuk da var. Ben kapının önünde bekliyorum. Ama testerede bak. Keşke şehrende yapsaydık değil mi yine? Ya onu dedim ben sana. Anlamadım ben. Ha. Anlamadım. Et kapısını alar şimdi. Et kapısına geldi. Kapıyı kapatsak iyi olur. Deri gibi. Orayı deneseydik daha iyi. Hiç! Pist! Doğramak uğraşmayacak. Ben kavurayım. Bu da durayım bir misi kavurayım hemen de. Sapını sapını. Bu da durayım. Tamam tamam, bu bir sotelası koy sen kapağını. Açtırdım. Yemek şey. Sen yaptın mı? Pamuk giymiş ya, bu da içeride bekliyor. Bu da. Güzel bir yalan. Bu da. Nasıl yapar çok? Her zaman. Her zaman. Başa kadar şartlarım seni. Nasıl? Berkcan, geçer misin buyurun? Tamam gel. Domates şey yapıyorum. Sonra kabuğunu soyduk arkadaşlar. Domateslerimi koyacağım şimdi. Bayağı da oldu. Domatesini de koyduk. Neyi kaldı? Bir patatesimiz kaldı. Anne, bunları alıyor baba. Hayır, pamuk yiyelim. Ne fark ediyor çünkü? Ben et kapısını alıyoruz. Kapıyı kapatmak için yer.
yapayım diyordum ama buna boşaltacağım herhalde. Ben bunu bu almayacak. Bunu boşaltacağım. Daha patates koyacağız çünkü. Aynen. Emine bunu yıkattıralım da bunu pilavı yapalım. Tencere değişti bunu arkadaşlar. Çünkü almayacak. Alma gücü versin Allah'ım. Evet. Hiç kimseye kimsenin sözlerine mütahat etme. Evet. Saygı mübarek günlerin yudurmakta arkadaşlar. Hakikaten evet. O kadar pahalı kıtın yani. Bir şey de bir şey yok yani. Aldıklarım burada. Süt aldım bir tane. Ne almışım? Gıda şey no, şey bulgur aldım. Ekmek aldım. Çocuklara çok amik almışım 4 tane. Yani en ucuzu o zaten çikolata içinde. Et işte 100 liralık et almışım. Böyle yani hepsi kaç? 247 lira para. Yani bu kadar işte. Bir şey yok. Yani bir poşetin içinde getirdik. Yemin olsun. Ya. Kimmiş alacağım? Buradan baktım sen. Arkadaşlar yemeklerim oldu. Size de şöyle göstereyim. Şöyle bulgur pilavını yaptım. Mis gibi arpacık şekliyle bulgur pilavı. Emlemeyeyim şimdi, karıştırmayayım. Tam yerken karıştıracağım. Şunu koyayım. Şöyle patatesli güzelce sote gibi yaptım. Bunda patatesli etli, kuzu etli. Havuçlu, domatesli, biberli yani bir de arpacık soğanım var içinde. Öyle bir yemek yaptım bunu da. Çok da güzel oldu farkındasanız şöyle. Böyle yani bunu da kapağını kapattım. Şimdi ne yapıyorum bunların yanına? Güzel bir şey yapacağım. Kızartma. Ne var kızartmamda da? Yoğurtlu kızartma yapacağım sarımsaklı. Yanında patlıcan koydum, kabak koydum, kırmızı biberimi koydum, bir de normal sivri biber, çikolateci biberi koydum. Onları koyacağım şimdi. Onları kızartacağım yani. Hepsini birden koyacağım böyle. Karıştırıyorum yani. Pişeni de alıyorum zaten orada. Ha, şöyle. Şunun içinden alacağım, yoğurtlayacağım orada da bunları. Allah sen bilirsin. Yanına da dünden salat şeyim kaldı. Yanına da kırmızı biberden turşum vardı. Onu çıkaracağım yanına da. Öyle yani. Böyle yani akşam oldu mu yemek telaşası, hepimiz de aynı değil mi arkadaşlar? Sizin evleriniz de öyle. Hepimizde yemek telaşası. Olsun bakalım.
küçücük bir konuya değineceğim şimdi ben. Asiye yine dün orada laf etmiş, bir şeyler demiş. Ben hayırlı mübarek günde laf etmiş dedim de yani. Ben tabii ki demiş benim Hatice'den sorunum yok, eden yok. Ama Asiye bizim ne yapmamız gerekiyor burada? Bize gelen takipçileri kaçırmamak için her yorumu okuyup geçmememiz gerekiyor. Burada sende de var, yani bende de vardı zamanında. Şu anda ben yani çoğunu laf getirip götürenleri engelledim yani. Bunu iyi bil. Ama böyle hepimiz, biz senden YouTube arkadaşıyız. Yani normal, beni bir de orada demişsin Hatice kızını da sürüyor öyle bilmem ne. Bunları karıştırmayın, benim kızımla da uğraşmayın, ne olursunuz, istemiyorum böyle bir şey. Ben kimsenin kötülüğüm yok, kavgam yok, dönüşüm yok. Yani benim adıma şey çekmiş demişim, video çekmiş demişim. Ama ben kötülük için çekmedim. Asiye dedim, laf getiren götürenlerdir, biz dedim aramızda dedim, laf getirip götürenler dedim. Asiye bizim dedim, yani bizi kötü yapmaya çalışıyor. Biz onlar YouTube arkadaşıyız, biz her zaman böyle görüşüyoruz dedim. Ben seni arıyorum ama sen benim telefonlarımı açmıyorsun Asiye. Açarsan sevinirim bu konuları, yani aramızda görüşsek daha iyi. Ya sen benim şu anda telefonlarımı açmıyorsun, bu iyiydi, ben seni çok arıyorum. Diyorum ki yani neyin ne olduğunu sen de anla, ben de anlayayım. Arada laf getiren götürenleri de görürsün yani o zaman diyorum. Biliyorsun zaten de yani görmemezlikten de geldiklerim oluyor. Asiye lütfen yani görmemezlikten gelmeyelim. O mesela... Sen diyorsun benim diyorsun yayınımı bastılar diyorsun. Ama sizde benim ondan öncekinde yayınım basıldı. Biz yayın basmadık. Bizim hakkımızda konuşulduğu için biz yayın bastık. Sizinkinde özellikle benim yayında yani problem çıkarıyor. Sen bunun her şeyin farkındasın yani. Görmemezlikten gelme lütfen. Lütfen kendinizi saf yapmayın. Yani herkes neyi gördüğünü güzelce şey yapsın yani. Yazsın söylesin. Yani dobra olalım. Hani dobra izliyoruz ya. Dobra olalım yani hakikaten. Senin yayında bir sürü yazılıyor. Okumuyorsun. Asiye lütfen kardeşim oku onları. Yani kimin ne yaptığını da görüyorsun. Yani takipçi gitmesin diye böyle şeyler yapma. Orada sana da yazdılar. Ta bizi korumuyorsun sen diyerekten. Neler söylediler sana da bak. Yani yapmasınlar. Onlar da yapmasın. Bizim yayına gelip de mesela o gün Başbakan Tayyip Erdoğan. Orada ne yazıyorlar? Çünkü bir gün önce benim yayınıma gelip karıştırdılar hepsi beraber işte. Ya ondan sonra yok Hüsnü, bilmem ne, komiser. Yani durmadan Elif'i öne koydu. Yazık günah değil mi o insanlara da? Yazık yani yapmayın. Yapmayın. Bir şeyleri de yani biz YouTube kanal sahipleri olaraktan da bir şeyleri gözden kaçırmayalım. Gördüğünü sadece okumamazlık yapmayalım. Yani Ümran anneyi de orada söylemişim, izledim şeyini, beğenini de bıraktım. Ama girip yazmadım yani. Çünkü sen benim telefonları diyorum açmıyorsun, millete inanıyorsun ama o gelenleri sen de neyin ne olduğunu çok iyi biliyorsun, kızçelerin yani. Kızçelen diyorsun ya. Yani neyi, kim nereye karıştırdığını çok çok iyi biliyorsun, yapma. Yapma yani. Yapma, gözden kaçırıp da yok onu mana, bunu mana yapıp da yapmayın lütfen. Biz sonuçta yani birimiz birbirimize YouTube arkadaşıyız. Birbirimiz desteği olmasa birbirimiz kazanamayız. Bunu iyi bil yani. Yani orada benim de kızımı öne koyup da kızını öne koyar. Ben zaten girdiğimden beri kızım için yapıyorum diye söylüyorum. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Yani. Ben yani. Ben anlamadım yani. Orada Elif'i niye karıştırıyorsunuz? Elif'in ne suçu var? Beni niye karıştırıyorsunuz? Benim ne suçum var? Ne yaptık? Arada laf gezdirenlere söyleyin lafı. Yani bize yok o öyle, yok bu böyle, yok yüzü astarsız. Ne kadar ayıp bir şey bunlar ya. Çok ayıp bir şey. Yapmayın arkadaşlar, yapmayın. Gözünüzü seveyim yapmayın. Yani bu kadar da olamaz yani. Ben bu kadar hiç beklemiyordum. Sen diyorsun yani beklen, ben de beklemiyordum vallahi. Onlara uyarsak hepimiz birbirimize gireriz böyle olursa. Çünkü onlar ara karıştırma yer arıyorlar. Yani. Senden çıkıyor. La Ceren'i orada yazıyor. La Ceren'i oradan çıkıyor. La orada yazıyor. Yani insan gibi gelip yazsalar eyvallah başımız üstüne.
Ama böyle birbirine insanları koyup da laf edip de yani hiç ilerleyemeyiz. Hiçbirimiz ilerleyemeyiz yani. Ben kimsenin, bak yemin ediyorum ben. Ben var ya kimsenin uğraşmak istemiyorum. Kimsenin de yani hakikaten gidiyor yapacaksın diye koyuyorsun diyor. Hani söylüyorum diyorsunuz ya. Ben çünkü arıyorum Asiye'yi bayağı 3-5 keredir aradım ama açmıyor telefonundan. Buradan dedim hani bildireyim. Ara beni konuşalım yani. Yani ara beni konuşalım. Yani oradan çözmeye çalışıyorum ama hiç yani. O gün de benim seni yani ismini geçirdiğim şey ne biliyor musun hayatım? Yani dedim ki asilen bizi birbirimize koymaya çalışıyoruz. Yapmayın arada laf getiren götürenlere dedim yani. Yapmayın etmeyin. Yani benim kimseye kötülüğüm yok. Yok yani. Benim kimseye düşmanlığım da yok. Konuşacak. Hani böyle, ne diyeyim ben diyecek bir şey bulamıyorum zaten bu konulara. Kimsenin de uğraşmak istemiyorum. Üstüm güzeldi. Montumu şeyin değil dışarı çıkarken yavrum. Böyle yani arkadaşlar. Kimse kimseye takılıp da. He, o, yani o Şebnem'in suçu ne? Onun bunun suçu ne? Ha benim yayını bastınız. Benim yayını bastınız. E bir iki gün önce de siz bizim yayındadınız arkadaşım. He? Daha önce siz yapıyorsunuz, biz gelince kötü oluyor. Hiç kimse de suç yok. Biraz da kendinizi bir şey öne koyun bakalım. Biraz da kendinizi koyun ya. La, orada yazıyorlar. Hatice konuşmasını bilmiyor. YouTube yapmaya çalışıyor. Sen mi konuşturuyorsun beni? He? Herkes kendini bilsin yani. Herkes ağzını toplasın. Hatice böyle damarına basıldı mı Hatice de böyle hoplayıverir, dönüverir yani. Hiç bakmaz. Hatice yani melek, o kadar da melek sanmayın yani. İnsanız hepimiz. Laf duyunca tabii ki herkes küfürer. Millet de yazıyor, sen başlığı niye böyle yazıyor? Niye böyle yazıyor? Sen de başlığını ne yazmışsın? Siz bilmem neymişsiniz? Benim şeyimi ne kıpasıyorum diyerek. Sen Hatice senin başlıklara takılıyor diyorsun millet. İki de bir onu söylüyorsun şey. Asi niye söylüyorsun kuzum sen bunu? Yani benim başlıklara değil senin başlıkları da bak gördük. Yani ne yazmışı bilmem kimler siz benim kanalıma ağzıma bile almak istemiyor. Yani ayıp yapmayın, yapmayın, yapmayın. Kimse kimseye takılıp edip de böyle birbirine girip de hiç güzel yere varamıyoruz böyle. Ne güzel hepimiz bir canlı yapıyorduk, hepimiz bir yayınlarımıza katılıyorduk. Güzel bir şey değil mi? Allah aşkına. Beyazda. Oğlum. Düştü mü ne yaptın? Koşturuyor ya ondan. Düşersiniz yavrum dikkat edin. Bazen ben de çarptım. Şöyle. Bunu demeye çalıştım arkadaşlar. Bunu belirtmeye çalıştım. Kimse kimseden uğraşmasın. Ben kimsenin uğraşmak istemiyorum. Kızım için de yapıyorsam ben edebimle yapıyorum. Hiç kimseye de böyle. Burada ben göbek de atmıyorum. Ondan sonra burada ben bilmem ne de yapmıyorum. Bak yemeğimi yapıyorum, bulaşımı yapıyorum. Gelinimden gidenimle ilgileniyorum. Çoluğumdan çocuğumdan ilgileniyorum. Ama ne yapıyorum? Ufacık bir hani diyorum çoluğum çocuğum rızkını buradan çıkarırım. Daha iyi olur. Mutfağıma destek olurum. Çocuğuma destek olurum. Az da olsa dışarıdaki can dostlarımıza destek olurum diye düşünüyorum. Yani bunu hiç kimseye geçen çektiğim ayrımdan yine yani şurada 22-23'ünde çektim. 22'sinde çektim tövbe. Yine gittim sokak hayvanlarımı aldım. Gittim yine aynı yerde doyurdum onları. Yani ben bunu yapıyorum zaten. Herkes hayırın hasaletini bilir zaten. Yani kimsenin kimseye kup takmaya bilmem ne yapmaya herkesin evinde durumu belli zaten. Gerek yok. Hiç gerek yok. Ben bunu diyorum. E diyorlar sen başlığında sonra. E ben millet konuşurken ben susayım mı arkadaşlar? Takipçilerden de söyleyen oluyor. Kimileri udur budur bilmem ne. E Hatice sen takılma onlara. E takılma bir millet sana saydırıyor bir sürü. E gidin de onun videosunu da izleyin. Kötülük yapmak için yazmıyorum ki ben oraya. Ben insan gibi bak izah ediyorum. İnsan gibi ben. Benim gibi yapan var mı bakalım? Uyaran var mı? Yok. Hiç kimse uyarmıyor. Demiyor ki şunu böyle yapalım bunu böyle yapalım diyen yok. Kavga dövüşten yanaşıyorlar. Ben kimseye kavgasından, dövüşünden, bilmem neyinden hiç işim olmaz. Bunu iyi bilir ama benimle de uğraşmayın arkadaşlar be. Bu kadar diyelim size. Ben, yani sorunlarımız, evimin sorununu siz de biliyorsunuz. Benim çoluğumdan, çocuğumdan, evimden, işimden ben öyle yani. Ben kimseyle de uğraşacak halim yok. Bunu iyi bilir. Uğraşmam da yani.
Uğraşmam da yani. Kimse kendine baksın herkes. Millet gözündeki çöpü görmüyor. Bilmem neyindeki bilmem neyi arıyor. Millete kurt takıyor. Yok o öyle olmuş da, yok bu böyle olmuş da. Neyse. O şeye de geldik sıra. Benim takipçilerimle uğraşıyor. O onda öbür şeyimde söyleyeceğim. Yine onun adı. Videomda söyleyeceğim. Konuşmasını bilmiyormuşum da YouTube yapıyormuşum da. Sen mi öğrettin bana konuşmayı? Ha? Seni de biliyoruz, onu da biliyoruz. Herkesi biliyoruz yani. Oradaki takipçiler yazıyor yani bunu. Hadi alem işine baksın. Ben sizi taklamıyorum bile valla. Şeyimin kenar hesabı yapıyorum. Boş verin. Taklamıyorum bile. Hiç umuruma bile gitmezsiniz. Boş verin arkadaşlar. Ben yemeklerimi yaptım. Yemeklerim ne var? Etli patatesli, kuzu etli patatesli sotemi yaptım. Bir. Kızartmamı, yoğurtlu kızartmamı yapıyorum. Bulgur pilavımı da yaptım. Daha ne olsun, şükürler olsun Rabbimize. Allah'ım. Millet karnını doyuramıyor bak. Deprem ne oluyor, bilmem ne oluyor. Herkes kötülük peşinde. Ben değilim bak. Ben ağzıma yani duvamdan, şeyimden, evimden, namazımdan, evimden, çocuklarımdan, her şeyimden ben böyleyim. Ben kimseyle uğraşacak halim yok zaten. Bunu iyi bilin. Yani ben burada söylemek, konuşmak bile bu konuları istemiyorum ama millet durmadan bak gidin videolarını izleyin, ondan sonra bana gelin. Yani ağzına gelelim yazıyor millet. Ben de bunu istemiyorum, istemiyorum. Yapmasınlar. Herkesin kendine göre şeyi var yani. Ben kimseyi almıyorum abi. Ben o gün bir canlısına bastırsam ben hiç kötü bir tane bir şey yazdım. Yani benim hakkımda konuşmayın, milletin hakkında konuşmayın diye söyledim ben. O gün demediler mi bana? Al köpeklen git diye Asin'in canlısında. Neler yazdılar? Canlı basmak değil ki bu. Oradakiler bizi bastı da. Ya... İyi bir şey mi yaptı? Hayırlı mübarek gündü o gün. Bugün üç aylığa girmişti. Ya iyi bir şey oldu. Bir de bizim yani hatamız okuyup, yani okumayıp geçiriyor kötü mesela şey. Uyarılmıyor. Uyaracağız arkadaşım. Görmemişim. Ben yukarıda kalmışım. Aşağı onunla politika. Öyle bir dünya yok. Biz onu görüyoruz. Ben yalan söylemiyorum. Biz gelen yorumları hepsini görüyoruz. Orada engellesinler bile açık biz baka görebiliyoruz. Yani bunu bilin yani. Hepsi görünüyor. Yok ben yukarıda kalmışım, yok aşağıda kal. Yalan bunlar. İnandırıcı değil yani. Biz de çünkü canlı yapıyoruz. Boş verin de yani. İşte dediğim gibi gördüklerimizi uyarmamız gerekiyor. Karşı tarafa saldırıdan ağzına geleni konuşuyorlar ya. O canlıda bana ne yazdınız ya? Yağcına hadi Hatice yürü Yağcına beraber pavyona diye yazdınız. Ayıp değil mi bu? Ben hiç kırılmayayım mı yani bunlara? Diyorsun Asi ben kırılıyorum. Yapma gözünü seveyim arkadaşım. Ben yine canımsın cananımsın. Yine ben bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. Bak uyarı şeyinden yapıyorum. Ben telefon açıyorum sana açmıyorsun. Aç telefonları orada da konuşalım. Gözünü seveyim. Yani benim kimseyle uğraşma halim yok. Bunu da iyi bilin. Benim mesela şeyle de Elif'e de diyormuş. O öyle. Elif de ekmeğinin peşinde. Herkes ekmeğinin peşinde daha. Niye böyle herkesle uğraşıyorsunuz ya? O da ekmeğinin peşinde. Biz onunla kaç senelik bak arkadaşız. Kalkıp da birbirimize ne kötülüğümüz var ne şeyinde eşlerimize görüşüyor. Telefonu açıyoruz görüntülü eşlerimize görüşüyor. Hepimiz beraber burada. Onlar orada çekirdek çitliyor. Biz burada çekirdek çitliyoruz. Hep beraber kahvelerimizi içiyoruz. Sohbet ediyoruz. Sanki ben onun evine gitmişim. O benim evime gelmiş. Güzel bir şey değil mi? Niye birbirimize kötü olalım ya? Ne çıkar yani? Elif'le biz böyleyiz yani. O yapıyor kahvesini. Ben yapıyorum kahveleri. Biz böyleyiz yani. Çok 5 dakika sonra bu da hazır benim arkadaşlar. Ben yağ kokutu şey yaptım. Kızartma yaptım. Sabah ayarlayamadık ya. Açan karakalları. Doğal gaz mı? Açarız biraz. Akşam senin zaten çıkmaya başladı. Burası da çok soğuk oldu. Üşüdük bir yemine.
Doğalgazı diyor azıcık açalım diyor. Benim dediklerim bu kadar arkadaşlar. Kimseye benim kötü sözüm yok. İmran anneye de laf söylenmiş. Söylemeyin arkadaşlar. Yaşı başı yerinde kadının. Yani zaten rahatsız. Onun da psikolojisinin şeyinden oynamayalım. O da yani. Büyüklerimize hürmet lütfen. Evet, büyüğümüze küçüğümüze saygı gösterelim hepimiz. Yani kimsenin de kötülüğümüz yok bizim. Kimsenin de tartışma niyetimiz de yok. Boş verin. Oradan da birbirine millet kimse gönderi yapıp durmasın yani. Ay boğazıma gütük. Ya kutusu. Şey yap. Ay cam açtım ben. Daha açmamışım camı da. Ay. Ah tamam. Perde de önümüze geldi. Hadi bakalım. Ay dur. Arkadaşlar benim kızartmam oldu. Yemeklerim de oldu. Hemen şu anda sonlandırıyorum. Bayağı uzun olacak. Sizi çok seviyorum ve öpüyorum. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın canlarım benim. Hepimiz iyi olalım. Hepimiz güzel olalım. Üç aylarınız hepinizin mübarek olsun. Üç ayların içinde hiç kimse kimseye dargınlık, kırgınlık, şeylik olmaz. Ramazan mübarek gün geliyor. Hadi hepinizi çok seviyorum bakalım. Yarın yine görüşürüz. Ben yine gelmeye çalışırım yarın. Dün video atamadım. Olsun. Ama akşama canını yaptım. Ay boğazım gıcık oldu ya da. Neyse artık. Boş verin arkadaşlar, hepimiz iyi olalım, hepimiz güzel olalım. Hadi bakalım, hoşça kalın, mutlu kalın, bizimle kalın. Ay kız perde de beni yedi bitirdi. Hoşça kalın, canlarım.